Kazda pek şu Amasya kuyruklarından kazan kadar öte alan kuyu var. Alan kuyu. Alan. Alan şeye bağlı. Amasya'nın Gönüce'ye. Bilirim. Orada bir sene, bilirim, bir sene imamlık yaptım. Tanıştık. Güzel de saygı, sevgi vardı. Görevimizi yaptık. Hakkımızı da aldık. O zaman kamyon yok, motor yok, katır yok. Her şey yok. Ben çok yok yaşadım. Her şeyi yok yaşadım. Yokluk gördün sen. Hem de nasıl? Nasıl? Yaşlarım da zaten o yaşına beraber yaş gidiyor. Şimdi her şey bol değil mi? Şimdi nasıl yaşım? Şimdi yaşım nasıl? Şimdi nasıl olabilir? Doğru. Anlatabildim mi ki? Daha var. Anladım amca, anladım. Senin derdin çok. Seni dinlemeyle biz bitiremek. Çocuk kaçtı ne? Çocuk mu? Çocuk. Çocuk dört. Dört oğlan bir kız. İyi. Torun var mı? Torun çok. Allah vermiş. Kaç tane? Kaç adet? Sayabilirim ya. Biraz bazı aklıma geliyor, bazı gelmiyor. Torun Yakup'un kaç tane la? Yakup, kaç torunun Yakup var amca, bilmiyor mu? Torun kaç tane bilmiyor mu? Ya ben de unutkanlık var abi ya. Ben niye saymayayım ki? Zor mu saymak? Yok. İşte burada bir torunum Yusuf okudu. Okudu, memur oldu. Şimdi Osmanlı'da, Osmanlıcık'ta imam. Doğru. Yani birinci torun, büyük torunum. Büyük de olsa değil yani. Büyük küçük olabilir. Tamam. Onların hepsine bir el salla. Şu anda seni izliyorlar amca. Ha, izliyorlar mı? He, şu anda tamam. Seni izliyorlar. Bir selam gönder böyle. Hayırlı işler, hayırlı görevler, iyi ölümler, iyi kalımlar, iyi ibadetler, iyi insan olma, iyilerle karşılaşıp merhaba, safa bulduk, safa getirdik, safa bulduk. Merhaba, merhaba, merhaba hepinize. Aşık Veysel ne diyor? Ben giderim, adım kalır, dostlar beni hatırlasın. Doğru der mi yani? Evet amca, seni tanıyalım. İsim ne? Valla benim ismim Mehmet de olur, Memiş de var. İsmim Mehmet. Memiş de olur. Halk arasında Memiş diyorlar, öyle mi? Devlette Memiş ama koy içinde Mehmet. Öyle mi? He, öyle. Yaş kaç amca? 78. 78. Evet. Güzel. Peki amca, eskiden bu köyde bayramlar nasıl olurdu? Şimdiki bayramlar nasıl? Bu bayramlar daha tatlıydı. Eskiler daha tatlıydı değil mi? Evet, daha tatlıydı. Niye tatlıydı? Millet hep birbir yanına geliyordu. Yemeği getiriyorlardı. Şurada bir ev üstü vardı. Herkes oraya getiriyordu. Herkes yemeğini dene hepsini birbirine yiyorlardı. Şimdi yok. 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 Ya. Eski bayramlar tabii canım, tadı kalmadı diyor. Eski bayramlar da eski insanlar da. Hepsi o zamanıydı. Sen ömrünü neye harcadın? Valla işte. Bastonun da kıyak ha. Nereden aldın? Bastonu kıyak canım. Bastonu gezemiyor. Değil mi? He. Bastonu. Kaç yıldır kullanıyorsun? Oldu. 3 yıldır değil oldu. 2-3 yıldır. Evet. Çoluk çocuk var mı? Var. Kaç tane? 2 olan 4'e kız var. Öyle mi? Evet. Onlara şöyle bir selam gönder. Hepsine selam. Teşekkür ediyoruz. Oldu, sağ olun. Adım Ömer. Soyadım Bir Güneş. Emekli muhtarım. Kuyuda 18 sene muhtarlık yaptım. Sene kaçta muhtarlık yaptın? 82'den beri. 82'den beri. Muhtar olduğun dönemlerde neler yaptın? Biraz anlat. Çeşme mi yaptın? Yol mu yaptın? Asfalt yaptırdık. Su getirttirdik. Çeşme. Minare yaptırdık. Minare benim zamanımda yapıldı. Elektrikler vardı daha önce de. Onlarla işte direklerini yeniledik. Derken işte ufak tefek köyün bütün işlerini zamanımda yaptım. Daha sonra da arkadaşlar geldi. Onlar tamamladı. Noksanları da onlar tamamladı. Derken böyleliğine günümüz geçti. Şimdi ise yazın burada, kışın İnegöl'de kalıyoruz. Çocuklar parçalanmış aileyiz yani. Çocuklar orada. Emekli olduktan sonra burada
iş yapamaz hale geldi. Çiftçilik yapamıyor. Çiftçilik yapamayınca da işte gidiyor orada. Günümüzü kışın orada geçiriyor, yazın da burada. Peki amca, eskiden bu köyde köy odaları var mıydı? Köy odası vardı. 3 tane köy odası vardı benim yetiştiğimde. Musa Çavuş'un şurada bir odası vardı. Babamın, Veselin Ali Osman derler babamın adına. Orada odamız vardı. Bir de burada Ahmet Ağa'nın odası vardı. Siyahmet'in odası misafir vardı. Misafir eksik olmazdı değil mi? Misafir eksik olmazdı. Misafir eksik olduğunda biz de yokluğa başladık. Hmm. Misafir yani misafirsiz bitti. Olmuyordu yani. Doğru. Daha önce de ulaşım böyle değildi. Mesela komşu köylerde gelirlerdi. Burada Aydıncık'ta pazar kurulurdu. Gelir burada uzak olan köyler burada yatardı. Sabahleyin pazarını yapar, tekrar dönüşünü yaparlardı. Şimdi ise ulaşım çoğaldı. Öyle şey kalmadı. Evet. Buyurun. Ne yapıyorsun şimdi? Neyle uğraşıyorsun? Ha işte. Yiyorum, içiyorum, yatıyorum diyorum. Burada birkaç parça yerim var. He. Çocuklarım İnegöl'de bir bahçe aldılar. Onunla uğraşıyorum. He. Ha, orada tavuklarım var. Kışın gidiyorum orada bahçeyle uğraşıyorum. Yazın. Ha burayı burada da var, orada da var. Doğru. Ha, çocukların yanında. Kaç tane çoluk çocuk kaç tane? İki oğlan bir kız. Oğlanlar ikisi İnegöl'de, kız da Balıkesir Gönen'de. Kocası postanede görevli. Çocuklara, torunlara bir selam gönder şöyle. Çocuklarıma selamlar olsun. Kızımın gözlerinden öperim. Duygulandın. Evet. Özledin mi? Etçik daha üstüne geçse bağlayacağım. Evet. Ha. Etçik daha zorlasa bağlayacağım. Sen çok duygusal bir adamsın. Duygusalım ben. Evet. Çok duygusalım ben. Ha işte. Doğru. Çocuk garip. Baba yürüyor işte. Evet. Ya. Kız hele de kız kısmısın. Doğru. Şükür iyiler. Yaramaz bir şey yok. 3 tane çocuğu var. Çocukların da 3'er tane çocuklar var. 9 torunum var. Hı. Hepsinin gözlerinden öperim. Hayırlı. Selamünaleyküm dedim hocam. Aleykümselam. Nasılsın? İyiyim. Allah'ın bu iki günlerine şükür. Sağlığın sıkıntı. Çok şükür. Allah'ın bugünkü iyi mi? İdare ediyor. Bu yaşa göre iyi. Yaş kaç? Yaş 70. Yaş 70, iş bitmiş, bitmiş diyorlar. Diyorlar. Bu kadar diyorlar. Şükür. Nasıl? Kendini dinç hissediyor musun? Hissetmiyorum da eskiye yani buna göre iyiyim. Çok şükür. Keremine yani bilmiyorum. 70 yaşında olmak demek ki 1970 model traktör gibi bir şey. Evet, aşağı yukarı. Değil mi? Yani doğru, yıpranıyor doğru, insan doğru, ister doğru. istemez. Bacakları doğru, ağrıyor. Doğru. Romatizma var mı? Bel fıtığı var mı? Var. Her şey. Bel fıtığı yok. Yok. Bel fıtığım yok. Aman olmasın. Bel fıtığı. Dizlerimde var.